Kısa bir aradan sonra herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün birlikte soru çözümleri yapacağız. Yani TEOK sınavında İngilizce'de karşınıza çıkabilecek örnek soruları çözeceğim. Bu soruların nasıl çözülebileceğini anlatacağım sizlere. Zaten biliyorsunuz ki X8 ünite dahil TEOK sınavında ve biz bu X8 üniteyi birlikte işledik, anlattık. Dilerseniz sıkıntı yaşadığınız konularda eski videolarıma geri dönebilirsiniz arkadaşlar. Bugün birlikte 10 tane soru çözeceğiz. Detaylı bir şekilde soru çözeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. İlk sorumuz ve ben her sorunun hangi ünite kapsamında olduğunu da belirledim. Mesela ilk sorumuz arkadaşlar unit 3 cooking ünitesine ait. Yani pişirme ünitesine ait arkadaşlar. Evet birlikte bir bakalım. Sorumuz diyor ki we shouldn't blah blah in our meals because it's not very healthy. Şimdi burada bir görselimiz var. Olmaya da bilirdi. Teok bazen görselsiz de soru sorabiliyor arkadaşlar. Yalnız burada bir şeyin sağlıksız olmama durumu ile ilgili bir şey var. Nereden anladık bunu? Healthy sağlıklı demek. Not dediğine göre sağlıklı olmayan bir şey var ve sebep olarak bu bildirilmiş. Ve dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de burada shouldn't olması. Shouldn't arkadaşlar uyarı Demekti yani bir şey yapmamalıyız anlamında kullanılırdı. O zaman biz bir şey yapmamamız gerekiyor ve bunun sebebi de bunu yapmamamızın sebebi de sağlıklı olmaması bakalım. Cook meat by steaming. Arkadaşlar, eti buharda pişirmenin herhangi bir sağlıksız bir durumu olamaz diye düşünüyorum. Zaten görselimiz de desteklemiyor. Bake a lot of bread. Ee, çok fazla ekmek pişirmeliyiz diyor. Burada hemen bake e bir Göz atmak istiyorum. Bake normalde fırında pişirmek demektir ama bunu Türkçe'ye çevirirken fırında pişirmek diye çevirmiyoruz. Sadece burada yapılan işlemin yani ekmek yapım işleminin fırında olduğunu anlamanız bağında burada bake fiili kullanılıyor. Devam edelim. Fırında çok e, yemeklerimizde çok fazla ekmek pişirmemeliyiz. Biraz tuhaf. Devam edelim. Yemeklerimizde çok fazla e, tuz eklememeliyiz. Koymamalıyız anlamında bir şıkkımız var. O da C şıkkı. Mantıklı gibi geldi ama her zaman bütün şıkları okuyun. Sakın yanılmayın. We shouldn't put some yogurt in a bowl. Bu gayet saçma bir şık oluyor arkadaşlar. Kaseye biraz yoğurt koymamalıyız. Çünkü bu çok sağlıklı değildir. Tabii ki de bu doğru değil. Artık biliyorsunuz e, bununla ilgili bir sürü afiş görüyoruz sağlık merkezlerinde de. Yemeklerimize çok fazla tuz koymamamız gerekiyor. Buradaki uyarı babındaki şıkkımız en mantıklı şıkkımız ve görselimize uyan şıkkımız C şıkkı arkadaşlar. Evet devam edelim dilerseniz. İkinci sorumuz internet ünitesi ile alakalı. Ayşe, can you tell me your blabla diye bir soru soruyor. Yani burada Ayşe, Ayşe bir şeyin söylenmesini istiyor adadan. Yani adadan bir şey istiyor. Ada ise yapamayacağını söylüyor arkadaşlar. You know it's not safe to share it even with your friends. Burada bir paylaşmakla ilgili bir kelime var. Yani bir şeyi paylaşmanın güvenli olmadığını söylüyor Ada. Ve bu paylaşılmayacak olan şey de bakın it şeklinde adledilmiş. Ne diyor arkadaşlar? Hayır söyleyemem. Biliyorsun ki onu arkadaşlarınla bile paylaşmak güvenli değil. Neyi arkadaşlar paylaşmak güvenli değildir? Şifreleri paylaşmak öyle değil mi? O zaman şıkra, şıklarımızda şifre seçeneğini arayacağız. E-mail adres olmaz. E-posta adresi. Profil profilini paylaşmamak pek alakalı değil. Dilini, bana dilini söyler misin? Böyle bir şey de sorulmaz. Zaten paylaşmak güvenli değildir diye bir şey de söylenmez dille ilgili. Evet bu yüzden doğru cevabımız C yani password şifredir arkadaşlar. Evet devam edelim. Üçüncü soruyla Unit 6 Adventures ünitesi ile alakalı bir sorumuz var. Favorite Hobbies'ler var arkadaşlar. Sailing, Horse Riding, Hiking and Chess yani satranç. Şimdi buradaki öğrencilerin, buradaki kişilerin favori hobileri var. Şimdi bu hobilere göre arkadaşlar bakacağız hangisinin doğru olduğunu bulacağız. Bakıyoruz. Erdem would rather sail in his free time. Diyor ki arkadaşlar Erdem boş zamanlarında Pardon, çok özür diliyorum. Burada yanlış olanı bulacağız arkadaşlar. Ben ibare olarak yazmadım ama sanırım yanlış olanı bulacağız. Evet. Diyor ki Erdem would rather sail in his free time. Erdem boş zamanlarında ne yapar? Ne yapmayı tercih eder? Yelkenli yapmayı tercih eder. Baktığım zaman Erdem'in gerçekten de favori hobisinin bu olduğunu görüyorum. Devam edelim. Ali likes horse riding at weekends. Ali hafta sonları ata binmekten hoşlanır diyor. Gerçekten de doğru. Sue likes nature but she doesn't prefer hiking. Su ile ilgili bir cümlemiz var. Hemen bakıyorum hikingmiş favori aktivitesi. Su doğadan hoşlanır. Nature doğa demekti. Fakat neyi tercih etmez? Hiking yani yürüyüşü tercih etmez diyoruz. Baktığımız zaman tablomuzla uyumlu değildir. O yüzden doğru cevap C ama D'ye de bir göz atmakta fayda var. Buse would rather play chess in her spare time. Arkadaşlar bu noktada free time ve spare time'ın eş anlamlı olduğunu söylemek isterim. Boş zaman demektir. Buse boş zamanlarında, boş zamanında satranç oynamayı tercih eder diyor. Gerçekten de Buse satrancı seviyor. Favori hobisi onun. Evet, adventure ünitesinde biliyorsunuz tercih konusunu işlemiştik, woodrader ve prefer farklarını işlemiştik. Ayrıca etkinlikler yapılan e, hobilerle alakalıydı. Hatta extreme sporla da alakalıydı. Benim burada yazdığım etkinlikler pek extreme spor olmasa da hatırlayalım extreme spor işlenmişti bu ünitede. Devam etmek istiyorum dördüncü soruyla arkadaşlar. Dördüncü soruda mother and son Konuşuyor yani anne ve oğlu konuşuyor ve chores yani son ünitemizle alakalı bir soru bu arkadaşlar ev işleriyle alakalı bakalım anne ne diyor? Honey, I haven't finished doing the washing up. Burada bakın present perfect tense yapısıyla karşı karşıyayız bunları bol bol anlattık işledik bunlara hatırlayamıyorsanız eğer lütfen geri dönün arkadaşlar. Evet tatlım diyor ben bulaşık yıkamayı bitiremedim bitirmedim diyor ve arkasından bir şey söylüyor ama oğlu ona itiraz ediyor. Nereden anladık? But mother diyor. Yani fakat anne I have a lot of homework tonight. Bu gece çok fazla ödevim var diyor çocuk. E buna göre Acaba annesi ona ne dedi de çocuk böyle bir itirazda bulundu. Bulaşık yıkamayı bitiremeyen bir anne muhtemelen yardım isteyecek değil mi arkadaşlar? Bakalım şıklarımızda hangisinde yardım isteniyor? Şimdi burada genelde çeldirici şıkkımız A şıkkı gibi görünüyor. Niye? Çünkü burada help kelimesi var. Yani bu diyaloğu kavrayan, az çok anlayan bir öğrenci belki help'i bir görüp a yardım istiyor bu şıkta deyip a'yı işaretleyebilir ama lütfen dikkat edelim. Burada işi yapan kişi yani yardım isteyen kişi ay öznesi. Yani sana nasıl yardımcı olabilirim diyor. Anne böyle bir şey söylemez. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani zaten yardım isteyen bir kişi böyle bir şey söylemez. Bakalım B şıkkına. Do you like washing the dishes? Bulaşık yıkamaktan hoşlanır mısın diye ya sorduğunu düşünelim de çocuk böyle bir şeye batmadır fakat anne bir sürü ödevim var falan diye cevap verir mi? Bence vermez ama gene de bekletelim bu şıkkı. What about you? Senden ne haber? Şimdi böyle bir şey sorabilir belki anne de çocuk ona but mother diye itiraz etmez öyle değil mi? Ne yaptığını anlatır falan. Bakalım could you give me a hand? Evet arkadaşlar burada bu bir kalıptır. Give me a hand yardım etmek demektir. El vermek demek normalde give me a hand motomot çeviri yaptığımızda ama bu bir kalıptır yardım etmek demektir. Yani could you help me'nin başka bir şekilde söylenişidir. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir. B seçeneği de otomatikman düşer arkadaşlar. Evet. Devam etmek istiyorum. Yes. Beşinci soruyla devam edelim. Beşinci sorunun kapsamı arkadaşlar hem ikinci ünite olan Teen Life hem de e, altıncı ünite olan Adventures ile alakalı. Cümlenin başı boş bırakılmış. Başı boş bırakılan cümlelerde yani başı boş bırakılmış sorularda genelde arka tarafı anlamamız gerekir. Devamını anlamamız gerekir ki cümlenin başını bir oluşturabilelim. Evet bakalım in the morning because I hate getting up early. Şimdi burası bizim için önemli bu kısmı arkadaşlar. Nefret et, e, erken kalkmaktan nefret eden bir kişi var burada ve bu kişi I prefer doing it. Yani o dediği bir şey var. Onu öğleden sonra yapmayı tercih ediyor. O zaman bir şey var ki bunu erken yapmaktan hoşlanmıyor bu kişi. Çünkü erken kalkmaktan nefret ediyorum diyor. Bakalım. I like doing sports a lot. Ben spor yapmak, sabah spor yapmayı çok severim. Çünkü erken kalkmaktan nefret ederim. Tamamen mantık hatası. I have a course at school at 9 o'clock. Benim saat 9'da okulda bir kursum var. Sabah. Çünkü e, erken kalkmaktan nefret ederim. Gene bir mantık hatası var. Bat olsaydı falan belki uyardı arkadaşlar. Fakat ben erken kalkmaktan nefret ederim diye gitseydi bu tarafı incelememiz gerekirdi. Ama zaten soru buradan direkt daha doğrusu bu şık buradan direkt atmamız gerekiyor. Devam ediyorum. I can't stand going jogging. Hatırlayalım arkadaşlar. Bunlar duygu bildiren kelimelerdi. Tamir edememek demekti. Ne diyor? Ben e, hafif tempolu koşu yapmaya gitmeye tahammül edemiyorum. Ve bunu sabahları yapmaya tahammül edemiyorum. Çünkü erken kalkmaktan nefret ediyorum. Onu öğleden sonra yapmayı tercih ediyorum. Mantıklı gibi görünüyor öyle değil mi? Ama D'ye de bakalım. I always have a big breakfast. Ben sabahları her zaman kocaman bir kahvaltı yaparım çünkü erken kalkmaktan nefret ederim. Aynı mantık hatası burada da var. Doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam etmek istiyorum 6. soruyla. 6. sorumuz communication yani iletişim konusuyla ilgili arkadaşlar ünitesiyle ilgili. In the USA teenagers write text messages by using short blah blah of numbers, words, symbols such as such as B For am yani by for now diye parantez içinde bir açıklama gelmiş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar arkadaşlar. Çünkü biz bu üniteyi anlatırken bu bahsettiğim birazdan cevabını vereceğimiz konuyu anlatırken ne demiştik? Sayılar, kelimeler ve sembollerden bahsediliyorsa bunlar arkadaşlar neydi? Hani böyle şifreli değildi arkadaşlar yani böyle kısaltma abbreviations demiştik biz bunlara. Bu ad altında anlatmıştım size. Kısaltma yaparak text message yani e, bildiğiniz cep telefonu mesajları atıyorlarmış Amerika'da gençler. Bu Türkiye'de de var böyle şeyler biliyorsunuz. Amerika'da gençler e, mesaj yazarlar ama nasıl yazarlar? Arkadaşlar kısaltma yaparak yazarlar. Bu yapılan kısaltmalar nasıl yapılır arkadaşlar? Sayıların, kelimelerin ve sembollerin kısa kombinasyonlarından oluşur. Mesela by for now gibi, such as gibi demektir. Yani bunun gibi. Eğer biz burada kombinasyon demek istiyorsak şıklarımıza bakalım. Effects etki demektir. Exchange değişim, dönüşüm demektir. Teknoloji zaten belli teknoloji. Combinations da gene Türkçesine benziyor. Kombinasyon demektir arkadaşlar. Biz kısaltma yaparken harfleri, ondan sonra kelimeleri ve sembolleri birleştirerek bazı kısaltmalar, kombinasyonlar yaparak bazı kısaltmalar yaparız. O yüzden de doğru cevabınız combinations'tır diyorum ve 7'ye geçiyorum. 7. ünite arkadaşlar pardon 7. sorumuz Adventures ve Teen Life ünitesini kapsıyor gene. Bakalım Maria ve Tom konuşuyorlar. Maria, Did you enjoy the party? Partiden hoşlandın mı? diyor. Past simple tense kullanıyor. Partiden zevk aldın mı diyor. Yeah, it was great. Evet, harikaydı diyor ve arkasından öyle bir şey söylüyor ki Maria, You're welcome diyor. Şimdi burada you're welcome kalıbı genelde welcome kelimesinden dolayı hoş geldin kalıbıyla karıştırılıyor arkadaşlar. Hayır welcome tek başına olsaydı evet hoş geldin demekti ama your welcome olduğu zaman tamamen bambaşka bir anlama geliyor ve rica ederim demek oluyor. Bir insana ne zaman rica edersiniz o size teşekkür ettiğinde rica edersiniz öyle değil mi? Basit bir soru hemen şıkları hızlıca tarayalım. I didn't like it much. Ya bir şeye harika diyen insan ondan çok fazla hoşlanmadım demez. Where are you? Dedesin demek. E tabii ki bu da pek alakalı olmuyor değil mi arkadaşlar? Rica ederim denmez zaten böyle bir şeye. Devam edelim. When is the next party? Sıradaki parti ne zaman? Yani gelecek parti ne zaman diye soruyor burada. Yani böyle bir soru tamam beğenildiği zaman sorulabilecek bir soru ama böyle bir sorunun cevabı rica ederim olmaz. Öyle değil mi? Evet arkadaşlar bakıyoruz zaten sorunun başında demiştik teşekkür edilmesi gerekiyor diye. Thanks for everything. Arkadaşlar everything her şey demektir. Her şey için teşekkürler diyor ve Maria da ona you're welcome diyor. Evet devam edelim 8. sorumuzla isterseniz. Şimdi burada cümleleri sıraya sokma. Anlamlı bir şey bir Paragraf oluşturma sorusu var. Ben bu tarz bir sorunun TYT'de gelebileceğini düşünüyorum. Çok fazla karşılaşıyoruz çünkü örnek sorularda. Hemen bakalım bu tarz soruları nasıl çözeriz arkadaşlar? Yani olayın bir girişi olması gerekiyor. Öyle değil mi? Yani bir olay anlatıyorsa, bir hikaye anlatıyorsa bir başlangıç niteliği tarzında bir cümle aramamız gerekiyor. Baktığımız zaman "At night we went back" falan diye başlayan bir cümle var. Dört numaralı cümle. We went back geri gitmek demektir. Tekrar gitmek demektir. Bir şeyden bahsetmedi ki oraya tekrar gitmekten bahsetsin. O yüzden dört numarayla başlayamaz bu paragraf. Devam edelim. There were giraffes, monkeys, birds made of lights. Işıklardan yapılmış, ışıklı zürafalar, maymunlar ve kuşlar vardı. Ama nerede vardı? Gene bakın bu bir başlangıç cümlesi değil. Devam edelim. I went to the zoo with my mother last week. Ben geçen hafta annemle birlikte hayvanat bahçesine gittim. Gayet başlangıç cümlesi olabilecek bir cümle. Yani 2 ile başlaması muhtemel. Zaten şıklarımızda da gördüğümüz zaman baktığımızda bütün şıklar 2 ile başlamış arkadaşlar. Zaten bize kolaylık sağlamışlar. Annemle geçen hafta hayvanat bahçesine gittim. Bak bakalım. At night tekrar gece hayvanat bahçesine ışıkları görmeye tekrardan gittik. Ya yani arada bir olay anlatmadan buna geçemez. O yüzden bunu direkt atıyorum arkadaşlar. Bakıyorum diğer iki seçenekte 2-3 ışıklardan gidelim. 3 var. There were giraffes, monkeys, birds made of lights. Orada ışıklardan yapılmış zürafalar, maymunlar ve kuşlar vardı. Enteresan yani sonrasında da ayıları, kaplanları, aslanları ve diğer hayvanları mı gördük diyeceğiz. Burada bir tuhaflık oluyor değil mi? Bir kopukluk oluyor. Bakalım diğer şıklarımıza. 2'den sonra birin geldiği A şıkkına bakalım. Annemle geçen hafta hayvanat bahçesine gittim. Ayıları, kaplanları, aslanları ve diğer hayvanları gördük. Mantıklı gidiyor. Dörtlü devam etmiş. Gece hayvanat bahçesinin ışıklarını görmek için tekrar gittik. Evet, mantıklı. Ne vardı? Işıklardan yapılmış. Nasıl bir şeyse bu. ışıklı belki de. Hani ışıklarla süslenmiş anlamında kullanılıyordur belki. Zürafalar, maymunlar ve kuşlar vardı diyor. En mantıklı şıkkımız tabii ki de A şıkkı arkadaşlar. O yüzden de şıkkımızı işaretledik. Devam ediyorum. Dokuzuncu soru bir mektup tarzında bir davetiye tarzında bir şey ve friendship ünitesi ile alakalı yani arkadaşlık ünitesi. Hi Mark, Ezgi and I are organizing a bicycle race on Sunday. It will start at 8 p.m. We will have fun together. I hope you can come home. You can come. See you soon. Melda. Şimdi burada saatleri, günleri belirtilmiş bir event yani bir olay var arkadaşlar. Bu olayımız ne? Bicycle race yani bisiklet yarışıdır. Kim düzenliyormuş? Ezgi ve ben düzenliyorum diyor. Melda yazıyor bu davetiyeyi. Ve birlikte eğleneceklerinden bahsediyor. Ve kimi çağırıyor arkadaşlar? Mark'ı I hope you can come. come. Yani umarım gelebilirsin şeklinde bir cümle kurarak davet ediyor. See you soon. Yakında görüşürüz diyerek davetiyesini sonlandırıyor Melda. What is the event sorusu olay nedir şeklinde bir sorudur arkadaşlar. Nedir o olay? Bicycle race yani bisiklet yarışı. Şimdi şıklarda onu bulmamız gerekiyor. Bu bir eş anlam sorusu arkadaşlar. Yani bicycle race'in eş anlamlısını bulmamız gerekiyor. Cycling competition. Cycling zaten bisiklet demektir. Competition da yarış demektir. Doğru cevabımız Adana ama diğerlerine de bakalım. Çay partisi, doğum günü partisi, fun Arkadaşlar bu da Luna Park demektir. Hiçbiri bicycle race ile eş anlamlı değildir tabii ki de. Ve gelelim. Pardon iki tane dokuz, dokuzuncu soru hazırlamışım arkadaşlar. Aslında on bir sorumuz var. Evet. Piyangodan bir soru daha çıktı. <laughs> Devam ediyorum. Leo ve Daisy konuşuyor. Leo, I went to Tarsus last year. I loved there so much because there were a lot of historical buildings. Ne yapmış? Geçen yıl Tarsus'a gitmiş. Orayı çok sevmiş. Çünkü orada çok fazla tarihi binalar var diyor Leo. Daisy ona ne sormuş olabilir ki? Leo, Tarsus Museum, Tarsus Müzesi, Roman Road, Roma Yolu and Grand Mosque. Yani büyük... Pardon ulu cami diye cevap vermiş yani mantıken bunlar turistik yerler öyle değil mi Bununla ilgili bir soru bulmamız e, soru bulmamız gerekiyor What is the location of Tarsus Tarsus'un konumu nedir olmaz Where is Tarsus Tarsus nerededir benzer bir soru aile bu da olmaz What are tourist attractions in Tarsus Tarsustaki turistik yerler turist çeken yerler nerelerdir nelerdir Tabii ki de Doğru cevabımız bu gibi görünüyor ama D'ye de bakalım. What is your favorite activity on vacation? Tatildeki favori aktiviten nedir diye çok alakasız bir soru bu. O yüzden arkadaşlar doğru cevabımız C diye tasdikliyoruz. Bu da turizm ünitesinin sorusuymuş ve son olarak Unit 8 chores ünitesiyle alakalı bir sorumuz var arkadaşlar. Ee, hemen bakalım. Ne diyor arkadaşlar burada? What is Cevat responsible for? Cevat neyden sorumludur? Biliyorsunuz bu kalıp ünite 8'de çok fazla karşımıza çıktı. Hatta arkasına gelen fiile ING'yi alır arkadaşlar bu kalıbımız. Sorumlu demektir responsible. He is responsible for görselimize göre... Cevat'ın sorumlu olduğu ev işi nedir arkadaşlar? Ev süpürmektir. Bakalım feeding the cat, kediyi beslemek olmaz. Emptying the dishwasher, Bulaşık makinesini boşaltmak olmaz. Taking out the garbage çöpü dışarı çıkartmak olmaz. Vacuuming the floor zaten vakumlamak biliyorsunuz bir şey çekmektir hava yoluyla. E tabii ki de zemini yani parkeyi, yerleri de diyebiliriz. Süpürmek olarak doğru cevap karşımıza çıkıyor. Evet arkadaşlar bugün 10 tane dedik ama 11 tane soru çözdük. Bir sonraki bölümümüzde gene soru çözümleri yapacağız. Ayrıca bir videomuz daha olacak. Sınav taktikleri, teknikleri ve taktikleri ile ilgili. Beni takipte kalın lütfen. Görüşmek üzere.